Selam. Bugün saçlarımı boyuyorum. Evde böyle bir şey buldum. Denesem mi? Ne olabilir? En fazla ne olabilir? En fazla ne kadar pişman olabilirim? Ne kadar ağlayabilirim? Ne kadar saçlarım yanabilirim? En fazla ne kadar dünyanın en saçma fikri olduğunu düşünebilirim? Şimdi kullanım talimatını bir okuyalım. Bence o bizim için gayet yeterli olur ve bütün saçımızı boyayıp mutlu bir şekilde burnu ayırabiliriz. Aa, bu arada sadece hani şöyle şu kadarcık bir şey boyamak istiyorum yani. Kalıcı boya değil diye düşünüyorum. Kalıcıysa yanarız. Profesyonel kullanım içindir. Gayet profesyonel olduğumu düşünüyorum. Saçın rengini açın ya da direkt açılmış saça uygulayın. Saç çok zor yerlerden başladı. Açma falan yapamam. O kadar ciddi bir şey yapmak istemiyorum. Zaten açmama gerek yok bence. Bir tarak ya da boya fırçasıyla yoğunluğa göre 15-20 dakika boyayı saçta bekletin. Ürün ciddi alerjik reaksiyon neden olabilir. Boya öncesi hassasiyet testi önerilir. Hayır. Neyse artık başlıyoruz bir şeye. Başlamasak mı ya? Şimdi düz saçımı yaparsam ekstra saçım yanar ve koparsa ne yapacağım? Birkaç bilgi edinip eski bir tişörtümü giyip geldim. Boya kalıcı değilmiş. Evet ama bir ay falan kalıyormuş sanırım yine de. İçine biraz saç kremini sürersek gidiyormuş yani. Kalıcılığı azalıyormuş. Onun için ben birazcık saç kremi sıkacağım. Birazcık daha lilamsı bir şey olacak ve ben zaten lila rengini çok severim. Aa, bir de şey lazım ya. Eldiven. Evet, evde eldiven de yok. Çok sinirlenmeye başladım ben. Ben de buradan çıtlayayım bari. Şekil olsun. Çıtlayayım mı? Çıtlayayım ne demek? Evet, hazırım. Heyecan içinde başlıyorum. Alıyorum işte bunu ya. Direkt şöyle. Ay, ellerime çok bulaşacak ya. Daha yani bir fikirle geldim. Buzdolabı poşeti. Buzdolabı poşetiyle dokunacağım. Tamam, başlıyorum. Yapmasam ya. Yapıyorum, tamam. Yandı şu an saçım. Hissediyorum. Aa, çok garip. Çok zor bir durummuş bu arada. Zaten 3 gram boyam var. O da buraya bulaştı. Aa! Çok zorlanıyorum. Böyle mi oluyor ya? Bunun gerçekten böyle mi olması gerek? Al işte saçım. Yani bence oldu. Ve o kadar güzel kokuyor ki Hindistan cevizli şeye sürdüğüm için. Şu diğer çubuğun arkasıyla şu köşelerde kalmışları alıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Aa, çok heyecanlıyım şu an. İlk defa saçlarımı boyadım. Bakalım ne kadar iğrenç oldu. Bu oldu mu ya? Saçım hala aynı renk gibi hissediyorum. Neyse bakacağız. Tamam, şimdi bekleteceğim. Ondan sonra yıkayacağım. Ondan sonra hep birlikte göreceğiz. Merhabalar. Bir güncelleme yapı vermeye geldim. Küçük bir sorunla karşılaştık. Minicik, çok ufak bir sorun. Saçlarımı boyadım ama boyanmadı. Saçım mor olmadı, pembe de olmadı. Hiçbir şey olmadı. Saçımın tonu koyulaştı sadece. Yani şuraya bakıyorum. Aslında bak, hafifinden böyle bir pembelik var gibi. Ama yok. Niye olmadığını anlamadım. Oysa ki ben bütün kullanım talimatlarını okudum. Hepsine uydum. Hepsini en iyisini yaptım. Ne derlerse yaptım. Ama olmadı. Sorunun bende olduğunu düşünmüyorum. Bence her şeyi eksiksiz ve mükemmel yaptım. Boya bozuk. Bana bozuk denk gelmiş yani. Hani bozuk denk gelirse ben ne yapabilirim? Ama pes etmiyorum. Tekrar boyayacağım saçımı. Ya da belki de boyamam. Belki de pes ederim. Olsun, hayatta başarısızlıkları yaşayarak başarılarımıza
daha çok mutlu olacağız. Ve daha çok başarılı insanlar olacağız. Bu kadar. Videoda nasıl kapanır falan bilmem. Görüşürüz.